Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve efevvizu emri ilallah. İnne Allahe basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne bâde en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri ve lev asîran. Fîlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İza ahsena ahadukum islamahu fe kullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi aşri emsaliha ila seb'i mi'eti dayf. Ve kullu seyyetin ya'maluha tuktabu lehu bi misliha hatta yelka Allah. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı nizam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala alim ecmain'in bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmain'in hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhane'yi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Elhamdülillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzehtelefet aleykel eşya. Evet, şimdi tam bu hadis her zaman öyle de peygamberimiz benim gibi cam gözlük takmıyor. Onun bir peygamber gözlüğü var. Bakıyor 1400 sene sonra Fatih'i görmüş. İstanbul'u fetheden ne güzel asker kumandan deyivermiş. Görmüş onu. Olacağı görüyor. Mesela Hazreti Ammar var. 94 yaşında vefat etmiş. Bu ilk Müslüman, ilk şehitlerden Yasir'in oğlu Sümeyye ile Yasir'in oğlu Ammar. İşte o zaman kurdu. Sonra peygamberin halis, samimi dostu zaten. Çok yaşamış bir gün. Vah Ammar vah, seni azgın bir kavim öldürecek. Sonra olacak olaylar görüyor peygamber gözlüğüyle. Ve İslam tarihi acılı sahneler var. İşte öyle bir iş kavga, kardeş kavgasında şehit olmuş. Demiş ki ben öleceğim. Benim elbiselerimi demiş çıkarmayın, ben şehidim demiş. Böyle gömeceksiniz beni. Adam gitmiş ve çarpışırken ölmüş. Böyle bir adam bu. Yani bunun başına geleceğini peygamberimiz kaç sene evvel, 60 sene evvel söyleyivermiş suratına. Öyle bir mübarek, Allah'ın lütfuna uğramış bir kimse peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte bir insan da böyle peygamberimize tam uymayı hedef, amaç, gaye bildiği zaman ve kendini buna adadığı zaman ona verilen hasretler veriliyor. Bu her sahada var bu. İşte mesela şu camiyi yaptıran Mimar Sinan, bu, o, vaka bunlar. Tarihi belgelerden mihrabı yerine oturtturacağı zaman şimdiki milyem var canım. Böyle bakıyorsun şimdi. Uyduyu kanalıyla her yeri görüyorsun, biliyorsunuz. Yok o zaman. Böyle sağa sola bakıyormuş, tabanın üstüne kalkıyormuş, parmaklarının üstüne. Baş kalfalar demiş, usta hayrola. Demiş, Kabe'ye bakıyorum da, mihrap yılı olmasın diye. Ya Edirne'den Kabe'yi görüyor adam ya. Bu peygambere böyle uymayı amaç bildiği zaman bir adam, bunlar veriliyor. Hazreti Ömer gibi işte bak. Medine'den Azerbaycan'ı görüyor. Bunlar olabiliyor. Peygamber'e Allah lütfetmiş. Peygamber'e uymayı hedef edinen insanlara Allah lütfediyor böyle. İhsan ediyor şimdi.
esas maddeni Allah'a teslim olmak, peygamberimize teslim olmak. Öyle bir devir gelecek ki Cevat Hoca bir şey söyleyecek, bilmem ne hoca bir şey söyleyecek, ona da profesör ne bileyim falan filan falan hoca bir şey söyleyecek. Sen de tüccar adamsın, muhasebecisin, doktorsun, mühendissin, yani sahan bu değil. O da büyük adam, şaşıracaksın diyor peygamberimiz. Müftüye gideceksin, aha bana gelmen ya, boşuna, kim demiş onu ya, neden olmasın ha? Allah, o iyice daha geniş. Müftü fetva veren demek zaten. Evet, bir şey oldu mu gidin müftüye. Sorumluluk onun olur. Kendi kafanızdan uydurmayın. Yıkın sorumluluğu üstüne onun. Akıllı davranın. Öbür tarafta o söyledi. Makamı müftülük. Gidin ve aklınıza göre davranmayın. Kimseye de söylemen bana bunu söyledi diye bak. Yalnız böyle yapın. Evet, mesela böyle bakıyoruz. Müftü böyle söylüyor, falan alim böyle söylüyor, filan alim. Bir takım şeyler, Allah, ne yapacağız ya? Hangisi doğru acaba diyeceğiniz günler gelecek. Şimdi o günler. Vay, ben böyle söylüyorum da bu zat 115 sene evvel vefat etmiş. Bu demiş kitabında, zamanımızda hocalar çeşit çeşit söylüyor. Ya öyle diyor burada. O zaman aynı şikayetler varmış. Bir hoca böyle söylüyor, bir hoca böyle söylüyor. Şimdi hacca gidiyorsunuz. Falanca, aa olur canım, olur canım, hani ya hadi ya diyor. Allah şey mi ya, ihtiyacın var senin zahmete girmene, yürü yürü. Birisi de diyor ki, peygamberin sünneti bu, olur mu ya? Ömürde bir deva yapacağım, şimdi dört dörtlük yap. Biri böyle bir söylüyor, biri olur diyor. Bir takım müftüler, hocalar, şu derler, bu derler. Hatta bunları kitaplarını da geçiriyorlar biliyorsunuz. Birisinin ak dediğine biri kara diyor. Böyle sana bir takım şeyler, haram mı, helal mı, farz mı, vacip mi? Bu peygamberin zamanı mı mahsus? Yoksa bütün Müslüman kadınlarına, bütün erkeklerine mi mahsus? Sahabiye değil de herkese kıyamete mahsus, onlara da içine alıyor mu? Böyle şeyler olabilir. Konuşurlar herkes. Sana bir takım şeyler böyle karıştı mı? Karıştı mı? Ve kesuretül ahd. Ve kesuretil ahadisu laflar çoğaldı, rivayetler çoğaldı, böyle de var, böyle de var, böyle de var. Ya hocam ya, kabahat bende ne? Ben ya bir hacca gelmişim işte, mühendis adamım ben, işim mühendislik benim, doktorluk, tüccarlık. O da hoca, o da hoca, birbirimizi tutmuyor ya diyorlar, bize de diyorlar. Böyle görüşler çoğaldı, rivayetler çoğaldığı zaman güzel peygamberimiz bunlar hep görmüş olacağı diyor ki, dinleyin şimdi. Fe innel huda en teda'a ma yuribuke ila ma la yuribuke. Sana şüphe veren, duranı, kalbini tırmalayan şeyi bırak. Oh kardeşim, kalbim rahat. Deyene bak diyor, içine damış. Allah insanı böyle yarattı. Bir nefsi emmare tarafı var, toprak tarafı. Mevlana öyle diyor, bir toprak tarafımız var bizim, bir de arştan gelen ruh tarafımız var. Eğer topraktan yaratılan nefis tarafına bakarsanız, toprak aşağıdır, seni aşağı çeker. Ruh tarafına bakarsanız, o arştan geldi, arşa götürür sizi. Ne güzel söylüyor. Ne güzel söylüyor. Ruh tarafına bak. Şimdi mesela bu her zaman olur. Bu kadar ekmek eskiden aslanın ağzında derlerdi. Şimdi ciğerine girdi. Ağzından alıp kaçmak kolay. Ciğerine gireceksin. Ekmeği alacaksın. Aslana da yem olmayacaksın. Para kazanmak o kadar zorlaştı. Rekabet var. Böyle bir devirde dürüstlükten ayrılmayacaksın. Her ne pahasına olursa olsun. Bu çok önemli madde. Şimdi adam bakıyorsun ilk görünüşe göre, aldanmayın. Böyle sahnelerle karşılaşırsınız. Köşeyi döndü ya. Canına yandı mı, kasnedir uğraşıyoruz.
gene bir yere varıp gelemedik işte. Dediğiniz anlar çok olur. Aldanmayın. İmtihan dünyası bu. Canlı örneklerim vardır. Ben de böyle, ben de hayat adamıyım. Sizden birisiyim ben de. Evet. Bir adam tanırım. Elinde tahta bavul. Tahta valiz, tahta valiz. Derisini alamıyor fakir. Sınıfır yok, kuruşu yok. Bir de köşede eskiden değerli hocalar, yani bir oğlu kızı okuma yazma bilmiyor. Gidiyor ucuz paralarla kitapları alıyor. Gidiyor büyük paralarla İstanbul'a satıyor. Bundan tutundu. Ben o halini biliyorum. Talebeyken onu biliyorum. Sonra bir yürüdü bu. Oo, bulunduğu şehrin en zengin oldu. Kaç tane firma kurdu. Tabii faizle iş yapıyor. Bir sürü şeyler yapıyor. Herkes Allah. Hacıya diyorlar. Hacıya bak be. Allah yürü kulum dedim böyle olur kardeşim. Ama oğlu kızı hani şımarmamak lazım ya, dürüst olmak çok önemli dedim ya. Her şeye rağmen dürüst olmak zor bir iş madde dedim ya size. Beş vakit namazında, abdestinde, kendi halinde bir aileyken paralaçı olunca oğlan kumarhaneden kalkmaz. Kucağında bir gün şu hanım, öbür kucağında bir gün şu hanım. Hep böyle aile. Yılla 30 sene sonra İstanbul sahaflarda dolaşıyorum. Bir baktım seninki orada. Üstü başı perişan, zayıflamış. Yine elinde o tahta bavul başladığı. Hayrola dedim hacı efendi. Hocam biz başladığımız noktaya döndük dedi. Sıfır iflas etmiş oğlanla, üttürmüş paraları. Gitmiş sıfır noktaya geldik hocam. Hani ilk gün herkes Allah Allah, bir adama yürü oğlum dedim böyle olur işte diyorlardı herkes. Görünüşe aldanma. Sonuna bak arkadaş. Dürüst olduğunuz zaman şimdi piyasada ben falanca adamın filanca şirketin propagandası değilim. Genel olarak anlatmaya çalışıyorum bazı şeyleri. Siz hayatınızı uygulayabilirsiniz. 300 senelik firmalar var. Hala ayaktadır. Bazıları da vardır bir parlar. Şimdi kimse adını bile bilmez. Dürüst olan devam eder. Aziz olur. Zordur. Zorluğu yendin mi? Aziz olursun. Aziz olursun. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi böyle iş yaparken danışın. Gidin hocaya danışın, müftüye danışın. Bilene danışın. Bu benim tavsiyem değil. Allah'ın emri. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmediğiniz zaman bilene sorun. Fes'elu ehlez zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğinizi benim kafama göre, mantığıma göre diye uygulama hakkınız yok. Ayet bu. Ehli zikir ne demek? Kur'an'ı biliyor, bildiğini uyguluyor. Ehli zikir bu demek. Allah'ın Kur'an'ını biliyor, bildiğini tatbik ediyor. Ehli zikir bu demek. Böyle alimlere sorun. Yarın mesela burada konuşuyoruz. Hepsinin hesabını vereceğim ben öbür tarafta. Benim duyduğum burada yaptınız mı? Cevat Hoca söyledi, yaptık. Güle güle diyecekler. Gel bakalım. Niye dayandın? Niye söyledin? Beni terletecekler orada. Onun için bilene sorun diyorum. Kendiniz yaparsanız neden söyledin? Niye dayandın? Sen muhatap olacaksın sorulara. Akıllı davranın diyorum size. Bu işi bilmiyorsunuz. Bilene sorun. Müftüye danışın. Alim adama danışın. Mutlaka bir din yetkilisinden fetva alın. Yaptığınız konularda. Gittim hocam ama işte doktorun iyisini bulmak için 3-4 doktora geziyoruz. Neticede buluyoruz. İnsan canım, hepimiz öyle değil miyiz? Akıl akıldan üstündür. Kur'an'da da var bu. Ve fevka kulli zî ilmin alîm. Her bilenin üstünde, ilimde daha üstün biri vardır. Hiçbir alim kendini gururlanamaz, kibirlenemez. Bilmediğin nice yiğitler vardır, senden daha iyi bilir. Böyle olacağız, mütevazı olacağız. Sen de diyeceksin, küfür etmeyeceksin adama. Doktor da olsa, profesör de olsa insandır. Bilmediği, görmediği yer olabilir ya, insandır. Hoca da böyledir. Niyeti iyidir ama görmeyebilir, bilmeyebilir. Bir iki tanesini sorduk. Sordum ama hocam, sorduğuma bin pişman oldum. Biri ak diyor, biri kara diyor, birisi nasıl olsa olur diyor. Şaşırdım kaldım.
Peygamberimiz böyle durumlarda karşılaştığınız zaman ölçü veriyor. Diyor ki doğrusu nedir? Doğrusu kalbine danışacaksın. Şöyle bir dinleyeceksin. Allah bize o hasleti vermiş. O meleki gücü, kuvveti vermiş. Her insanda var bu. Vicdanına danışacaksın diyor. Vicdanına. Burası rahat mı? Ya müftü olur dedi ama burası rahat değil. Yapman bunu diyor. Evet. Burası rahat. Oh yapın onu diyor. Ölçü veriyor. Her insanda bu vicdan var. Efendimizin ölçüsü bu. Hazreti Abdullah İbni Ömer'den radıyallahu anhuma'dan yani kalbinin itminan olduğu şeyi yapacaksın. Kalbin rahatsız yapmayacağım arkadaş. İçim rahat değil ya. Demiyor musun canım diyorsun sen. Allah herkese vermiş bunu. Evet fetva verdi ama içim rahat değil ya. Olmaz ya bu. Yapma diyor Peygamberimiz. Kalbine danış kalbine. Kalbime danışıyorum efendim ben. Namaz yok, oruç yok. Akşamdan akşama içiyor. Bayram namaza da bayramdan bayrama kılıyor. Akşamdan akşama içiyor. Öyle adam çok. Kalbim temiz, kalbime danış. Yo. Bir dakika ölçüleri var. Yukarı dedik ya Müslümanın güzel olanı haram işlemeyecek, emirlere tam yapışacak, isyan etmeyecek. Dedik ya istikamet üzere olacak. Aha böyle Müslümansan arkadaş buraya danışacaksın. Evet bu vicdanın sesini bazı insanlar duyamaz. Duyamaz. Mesela Jean-Jacques Rousseau var. Filozof adam, büyük zeki, çok zeki, akıllı adam. Birisi onu sokakta aç kalmış. Bir patron, çiftlik sahibi almış onu. Sokakta sürünmesin, aç kalmasın diye. Almış ama evin kızının hırzına geçmiş, karısının hırzına geçmiş. Böyle sonra, tabii sokağa atmışlar bunu. Bu bir gün bu ses itiraz etmiş. Sen demiş nankör. Sokaktan alan adamın ırzını, namusunu kirlettin. Yazıyor adam diyor ki vicdan, vicdan ilahi işgüdü. Doğruyu bulduran ses. Herkeste bu vicdan vardır ama o kirliliği yaparken duymadı o sesi. Boğdu o sesi değil mi? Hırsızlık yaparken o ses gene bağırıyor ama duymuyor. Duymuyor. Kibirli adam o sesi boğar. Gururlu adam boğar, haset adam boğar, kinden adam boğar. O sesin kapısını kapatmış. Ama bir zaman gelir, sen böyle yaptın ama o ses seni uyutmaz. Herkese vardır bu. Siz de diyor böyle şeyler duydunuz mu? Fetvalar değişik olurduğu zaman vicdanınıza danışın, onun dediğini yapın diyor. Herkes bir şey söylediği zaman güzel bir düstur. Güzel bir düstur. Doğru olan odur diyor. Abdullah İbni Ömer'den hadis-i şerifi nakletmişler. Buhari de aynı şekilde İbni Hibban da Hakim Müstedrek'inde de keza nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İze ihtaleftum fit tariqi fec'alu ardahu seb'ade ezru' Hayat, İslam hayat dini. Tabii ben dini kuralları öğretiyorum. Arzu edene uygularsa diye. Bunlar şimdi bir Müslümanın kuralları ama kanunlar var onlara uyacaksınız. Ne diyorsa ben oraya karışmıyorum. Sadece Müslümanın kurallarını size duyuruyorum. Uygulayıp uygulamamı size ait. Hep her konuda böyle. Bir Müslüman öğrenmeye gelmiş ben de böyle hadis var diyorum. Dinin kuralı bu diyorum. Benim fonksiyonum bu kadar. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا Biz duyururuz. Öbür taraf size ait. Şimdi efendim, insanlarda Allah korkusu azaldığı zaman doymaz. Bak o Çanakkale'nin şehidine, gazisine ihya ediyor devlet adamı. İstemem diyor. Halbuki zor kıt kanaat geçiniyor. Şu adamın haline bak yahu. Bir insan böyle Allah'la bütünleştiği zaman manevi alemden zevk alır. Dünya onun iş gözünde sinek kadar görünmez. İstemiyor yahu adam. Bırakın canım. Yırtıp atıyor çekiniyor adamın.
Biz olsa kaç takla atarız? Allah bizi ıslah etsin. Ama takla attığımız sürece de o Çanakkale bizi yapamayız arkadaş. Böyle fedakar insanların omuzunda yükseliyor vatan. Böyle olmalıyız. Onu arz etmek istiyorum. Şimdi ben çocukluğumda bizim memleketimizde işte ekim biçilir, traktör falan yok, patos falan yok. O zaman şimdi traktör gidiyor, arkadan dağına geliyor. Irgat tutmaya gerek yok, oraklı falan sallamaya gerek yok. Bizim anamız ağladı oraklı ekim biçeceğiz diye o sıcaklarda. Şimdi çok kolaylaştı. Evet. O zaman yollar vardı, hatırlıyorum. O yollardan 3-4 tane kağnı arabası geçerdi. Kimse o yoldan azıcık da tarlamı genişleteceğim demez, genişleteyim demezdi. Şimdi bir daha gezmeye gittim. Bir kağnı arabası zor geçiyor yoldan. Nereye gitti ya bu? Bu yol nereye gitti? Aradan bir karış diye yol kaybolmuş. Bir yerde değil, her yerde. Yalnız falan memlekette değil bu. Başka yerlerde de var. Devlet arazisini koruyamıyor ya. Ondan sonra çıkmayacağız diye isyan ediyor herif. Ya kanun var, nizam var diyor görevli. Çıkmayacağız diyor. Kendini bilmem şeyin üstüne atıyor. Adam memur. Kanunu uygulayacak. Nereden nereye bakın. O kadar millet değişmiş. Baktım yollardan bir araba zor geçiyor. Kanunu geçmiyor da bir yüklü eşek zor geçiyor. Nereye gitti bu yol ya? Hayatımda bunu yaşadım. Şimdi insanlar maalesef hepimiz zayıfız. Çok basit işlerden dolayı kendimize yakışmayacak işler yapıyoruz bazen. Yapıyoruz hepimizin böyle, Allah bizi ıslah etsin. Efendim buradan yol, şu kadar yol vardı. Ben buradan yolumu istiyorum. Hayır yoktu, vardı, hadi bakalım mahkemeye. Efendimiz buyuruyor ki yol konusunda tartıştınız. Kaç metre olacak yol? 3 metre mi, 4 metre mi? Bir yol konusunda diyor, şey ettiğiniz zaman, ihtilaf ettiğiniz zaman, izahtaleftum, münakaşa ettiğiniz zaman, mesela bina yapıyorsunuz, geçit hakkı var şimdi. İslam'da da var bu geçit hakkı. Senin tarlanın etrafındaki tarlalar yolumu kapatmış. Dedi ki ya koca yol gitti diye. Kapatmış, ortada kalmış tarlan. Havadan uçamazsın, kuş değilsin ya. Bugün kanunlarda da var. Geçit hakkı dava yoluyla zorla hakim sana veriyor oradan. Parasını senden alıyor ama veriyor. Geçit hakkı tanıyor. Aslında Müslümanlıkta var bu. Müslümanlıkta var. Adam diyor vermem diyor. Burası benim. Nereden geçersen geç. Benden geçmedi nereden geçer? Nereden geç? Öteki de kabul etmiyor. Evet. Yol var mı yok mu? Genişliği ne kadar konusunda ihtilaf ettiği zaman, kavga ettiğiniz zaman diyor Peygamberimiz fec'alû ardahu seb'ate ezru. Yolun genişliği 7 zira'dır. Zirada şu dirsek, şu dirsek ki biliyorsunuz abdestle bunun yıkaması farzdır. Bu dirsekten orta parmağın uzun parmağa kadar olan bölgedir. O uzunluktur, zira budur. Basketbolcu 2 metre 20 santim, onunki herhalde 1 metre vardır. Kısa boylu adamı 60-50 santimdir. Buna zira derler. Öyleyse yok ki genel olarak 75-90 santimdir bu. Biz bunu yuvarlak 1 metre diyelim günümüz şartlarına göre. 7 metredir yol diyor Peygamberimiz. Kavga etmeyin diyor şeyler için, arazi sahipleri için kavga etmeyin. İhtilaf ederseniz geçiş yolu 7 metredir. Şimdi karayollarına bakın, yollar 7 metre. Allah Allah, Peygamberimiz mühendislik mektebine mi gitti ya? 1400 sene olarak 7 metreyi söylüyor. Şimdi de bakıyorsun 7 metre. Tabii şimdi otobanlar çıktı falan ama normal yol 7 metreydi benim bildiğim. Gidiş geliş döküyor. Şimdi zenginleştik, otobana istiyoruz. Çift yolu, duble yolları da beğenmiyoruz. Otoban olsun diyoruz. Yani olmasın demiyorum canım. Ama böyle ihtilaf edildiği zaman bağlar arasında, tarlalar arasında, evler, mahalleler arasında, dini açıdan konuşuyorum ben.
sen de Müslümansın, böyle inat etme. 7 metre yol hakkı var bütün Müslümanların. Yol 7 metredir diyor Peygamberimiz. Bunu kendini kulağına küpe et. Dinen böyledir. Yine sen tabi kanunlarını derse onu yap da yolun genişliği diyor 7 metredir. 7 ziradır, biz onu 7 metre diyelim. 7 metre diyelim. Bu gidiş gelişe, insanların ihtiyacına yetecek bir genişliktir. Onun için Müslümanlar böyle dünyevi ihtilaflarında, yol meselesinde bu hadisi hatırlamalılar. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, İbn Mace, Tirmizi, sahih olarak Ebu Hureyre'den, Beyhaki Abdullah ibn Abbas'tan, Bukhari yine Ebu Hureyre'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.